Nedim Şener Karlov suikastçısı polis, garsonun listesinde FETÖ'nün sadık üyesi çıktı. Fethullahçı terör örgütü mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016 günü öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov cinayetiyle ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 21 Haziran 2023 tarihli kararında suikastın amacı ayrıntılarıyla anlatıldı. Karara göre 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin başarısız olması üzerine FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından mensuplarının dağılmasını engellemek ve darbe girişimine imkan sağlamak amacıyla eylem gerçekleştirildi. Eylemin hedefinin ise 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle FETÖ'nün Türkiye-Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirerek yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama olduğu anlatıldı. Cinayet 19 Aralık 2016 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Fikret Mualla Sergi Salonu'nda düzenlenen gezgin gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrei Genadievich Karlov'un FETÖ PD'ye silahlı terör örgütünün mensubu olan terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından konuşma yaptığı sırada sırtından vurularak gerçekleştirildi. Yargıtay kararında eylemle ilgili olarak şu hüküm yer aldı. Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğu İş bölümü çerçevesinde gerçekleşen bu örgütsel organizasyonun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün vahim eylem niteliğindeki terör eylemi olduğu konusunda kuşku bulunmadığı ve cinayet eylemine dair yapılan tespitlerin de tesadüfle açıklanmasının mümkün olmadığı, cinayetin gerçekleşmesine giden sürecin tasarlanması suretiyle neticenin gerçekleşmesinin sağlandığı. Bu itibarla tasarlama konusunda yapılan hukuki açıklamalar ve dosya kapsamındaki bilgi, belge, beyan ve diğer deliller kapsamında Rus Büyükelçi Andrei Gennadievich Karlov'un öldürülmesi olayında örgüt tarafından şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığı anlaşılmıştır. Renklendirme En Nusracı Hatırlanacağı gibi FETÖ'cü, katil polis, Altıntaş, Büyükelçi Karlov'u sırtından vurduktan sonra işaret parvağını havaya kaldırarak Türkçe, Suriye'yi unutmayın, Halep'i unutmayın diye bağırdıktan sonra Arapça Nahnu lezine bayeu Muhammeden alel cihadı ma bakina ebeden şeklinde slogan attı. Tercümesi bizler yaşadıkça daima cihad etmek üzere Muhammed'e beyat edip söz vermiş kişileriz olan sloganı atan Altıntaş, daha sonra olay yerinde öldürülmüştü. Olayın hemen ardından özellikle sahte hesaplarla yurt dışındaki firari FETÖ'cüler ve bazı medya mensupları, eylemin Türk polisine en nusracı kadrolarını yerleştirildiği ve Rus Büyükelçi cinayetini işlediği yalanını ortaya attılar. Emniyet, MIT, mahrem yapılanması. Kararda FETÖ PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Zümresi ile MIT Zümresi tarafından birlikte örgüt içi organizasyon ve iş bölümü çerçevesinde gerçekleştirildiği belirlenmiştir denildi. Detayları şöyle anlatıldı. FETÖ PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ahmet Kod isimli Şahin Söğüt, Said Kod isimli Salih Yılmaz, Necdet Kod isimli Ahmet Kılınç Arslan ve FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün MİT mahrem yapılanması içerisinde yer alan Vedat Kod isimli Vehbi Kürşat Akalın, Yusuf Kod isimli Hüseyin Kötüce ile birlikte fikir ve eylem birliği içinde FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nde faaliyet yürüttükleri anlaşılmıştır. En Nusracı bir terörist kimliğine bürünen FETÖ mensubu katil polis Mevlüt Mert Altıntaş hakkında önemli bir bilgi, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasını deşifre eden Garson Kod adlı eski örgüt imamının teslim ettiği SD kart içinden çıktı. Garsonun SD kartları Garson kodadı verilen itirafçı FETÖ imamı 18 Nisan 2017 tarihinde savcılığa biri 32, diğeri 64 GB'lık 2 SD kart verdi. Garson hatırladığı 64 GB'lık SD kartın şifresini o tarihte savcılıkla paylaştı. İç içe şifreleme, üst üste çalışan farklı işletim sistemleriyle katmanlı kriptolama yöntemiyle şifrelenen 32 GB'lık kartın şifresini ise Milli İstihbarat Teşkilatı 5 yıllık çalışma sonucunda kırmayı başardı. 2017'de içeriğine ulaşılan 64 GB'lık SD kartta FETÖ'nün 276.787 emniyet mensubunu fişlediği, örgüt üyelerini de bağlılık derecelerine göre kodladığı ortaya çıkmıştı. 2015 ve 2016 yıllarına ait kodlama bilgilerine ulaşılan FETÖ üyesi 38318 emniyet mensubu o tarihte ihraç edildi. MIT'in 5 yıllık çalışmayla şifresini kırdığı 32 GB'lık ikinci SD kartta ise 276787 emniyet mensubunun 2007'den 2016 yılına kadar geçen 10 yıllık kodlama ve fişleme listelerine ulaşıldı. Karlov suikastçısı Altıntaş'ın adı bu listede de yer alıyor. 2014 yılı kodlama listesinde Altıntaş'ın EA eşit ağırlıklı olarak örgüte en sadık kişilerden biri olarak kodlandığı tespit edildi. Tek kişilik ihanetin felaketi Oysa Altıntaş 2017'de ulaşılan 2015 kodlama listesinde süreç içinde örgütle bağı zayıfladı şeklinde yer alıyordu. Bu da örgütün Altıntaş'ı tedbir olarak renklendirme yapılan gruba aldığı ve farklı kimlik görüntüsüne büründürerek eylemde kullandığını gösteriyor. Nitekim şimdiye kadar yapılan tespitlerde garson kadarlı itirafçının 2017'de şifresini paylaştığı 2015 yılına ilişkin listelerin bulunduğu 64 GB'lık SD kartta örgütten uzaklaştığına dair kodu bulunanlardan 430'a yakın emniyet mensubunun 2014 öncesi kırmızı kategoride örgüt üyesi olduğuna dair kayıtlara ulaşıldı. Şu ana kadar 430 kişiden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ve il müdürlüklerinde görev yapan 60 kişinin yeri ise değiştirildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin haftasında. Bunu hatırlatmamın tek nedeni var. Devlet içinde tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya kadar mücadele önce şehitlerimize ve milletimize borçtur. Çünkü örgütten ayrıldığı düşünülen tek bir kişi öyle bir ihanet eder ki telafisi imkansız sonuçlar ortaya çıkar. Karlov suikastı bunlardan sadece biriydi. Nedim Şener, Hürriyet Aydın Ünal, FETÖ ile mücadelede ne durumdayız? Cumartesi günü 15 Temmuz zaferimizin 7. yıl dönümünü kutlayacak, aynı zamanda şehitlerimizi yad edeceğiz. Aradan geçen 7 yılda FETÖ ile mücadele adına neler yaptık, ne durumdayız? Öncelikle şu hususun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. FETÖ, Erdoğan ve AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir örgüt değil. Fethullahçı terör örgütü 1970'lerden itibaren 12 Eylül ve 28 Şubat darbe dönemleri de dahil olmak üzere her başbakan ve her cumhurbaşkanı döneminde büyümesini sürdürmüş, dokunulmazlığını korumuştu. 12 Eylül darbesi Türkiye'deki hemen tüm ideolojilerin, siyasetin ve dinin yapılanmaların üzerinden silindir gibi geçerken açtığı o pürüzsüz yoldan FETÖ ilerlemişti. 2002 yılına kadar cumhurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer fetöye dokunmadılar. Başbakanlar Bülent Ulusu, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit'te FETÖ'ye ilişemediler. Sağ ya da sol bütün iktidarlar ya da koalisyon ortakları bir şekilde FETÖ'ye göz yummak zorunda kaldılar. Hatta Bülent Ecevit başta olmak üzere FETÖ'ye sınırsız alan açanlar da oldu. 2002'ye gelindiğinde FETÖ, TSK'dan MİT'e, Yargı'dan Emniyet'e kadar tüm devlet kurumlarında sinsice örgütlenmiş, devasa güç haline gelmişti. Kuşkusuz bu büyüme örgütün kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmıyordu arkasına aldığı Amerika desteğiyle örgüt hem Türkiye'de hem küresel ölçekte ağını örüyor, Amerika adına lejyonerlik, ajanlık yapıyordu. Bu kadar büyümüş bir örgütle yeni kurulmuş bir partinin ve hükümetin baş edebilmesi mümkün değildi. Nitekim daha iktidarının ilk yıllarında AK Parti hükümetini devirmek için darbe planları yapılırken Erdoğan'ın FETÖ'ye karşı bir cephe açması imkansızdı. Dolayısıyla Erdoğan 17-25 Aralık sürecinde her şeyi göze alarak başlattığı FETÖ karşıtı mücadelesiyle aslında sadece kendisine, ailesine ya da partisine yönelen bir tehditle değil, 70'lerden bu yana büyüyen, devlet içinde devlet haline gelen ve neredeyse baş edilemez bir hacme ulaşan ve tüm Türkiye'yi hedef alan bir tehditle kavgaya girmişti. 15 Temmuz gecesi sadece seçilmiş iktidar değil, Türkiye çok büyük bir beladan kurtarılmış oldu. 15 Temmuz'un 7. yılından geriye doğru baktığımızda bu korkunç örgütün Türkiye içinde tamamen dağıldığını, örgüt üyelerinin cezalarını çektiklerini, kaçakların sıkı takip edildiklerini görüyoruz. Ancak süreç tamamlanmış değil ve tamamlanmadığı için de çok ciddi riskler var. Öncelikle örgüt üyeleri ve ailelerinden oluşan sayıları azımsanmayacak bir kitle oluştu. İşlerini kaybettikleri ya da hapis yattıkları için tüm aileleriyle birlikte devlete muhalif olan bu kitle bu haliyle potansiyel tehdit içeriyor. Bu kitlenin eğer pişmanlarsa rehabilitasyonu üzerinde daha fazla kafa yormak gerekiyor. İkincisi bu kitle kamuda çalışamadığı için özel sektöre yoğunlaştı. Örgüt dayanışması ya da kader ortaklığı dayanışmasıyla birlikte hareket ediyorlar ve yeniden bir ekonomik güç olma yolunda ilerliyorlar. Bunlardan daha mühim riskler de var. Ana muhalefet partisi CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tamamen FETÖ yörüngesine girdiğini bugün çok daha net görebiliyoruz. Yedili masadaki partilerin tamamı da seçim sürecinde FETÖ ile mücadeleyi ağızlarına almadılar. FETÖ aleyhine tek cümle kurmadılar. Seçim öncesinde yurt dışındaki kaçakların bavul ya da uçak bileti görselleri paylaştıklarını, dönüş hayalleri kurduklarını gördük. Bu tehlikeli irtibat ve ilişkilerin daha yakın takip edilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalması kuşkusuz AK Parti'nin siyaseten daima lehinedir ama burada Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehdit de var. Dolayısıyla Türkiye siyasetine PKK'nın ya da FETÖ'nün nüfuzu engellenmelidir. Son seçimlerde hepimizin yüreği ağzına geldi. Hadi itiraf edelim, korktuk. Zira olası bir iktidar değişiminde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Kılıçdaroğlu değil PKK ve FETÖ oturacaktı. 2028'de aynı korkuyu yaşamak istemeyiz. Önümüzdeki 5 yılda bu sorun artık tamamen çözülmek zorundadır. FETÖ'nün yurt dışında özellikle Amerika ve Avrupa'da faaliyetlerini özgürce sürdürebiliyor olması, oralardan Türkiye'ye müdahale girişimleri ya da Türkiye aleyhine lobi çalışmaları da yine devam eden bir tehdittir. Bu tehdidin sonlandırılması hem Türkiye'nin güvenliği hem de uluslararası ilişkilerimiz bakımından ertelenemez ihtiyaçtır. FETÖ ile mücadelede büyük tecrübe sahibi olan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı bu anlamda büyük bir fırsat ancak ekibinin kadrosunun Özellikle büyük elçilerimiz ve yurtdışı kadrolarımızın meseleyi daha bir ciddiyetle ele almaları, mücadeleyi yoğunlaştırmaları gerekir. Amerika ve Avrupa'nın Türkiye üzerine planları hiç bitmeyecek. İşe yarar oldukları sürece FETÖ ve PKK'yı da kullanmayı sürdürecekler. Türkiye'nin bu oyunu bozmaktan başka seçeneği yok. Onun için 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde öfkemizi kinimizi, mücadele azmimizi yeniden diriltmemiz gerekiyor. Aydın'ın al yeni şafak